Merhaba sevgili birinci sınıflar. Setenay Öğretmen kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz zihinden çıkarma işlemi. Hazırsanız başlayalım. Zihinden çıkarma işleminde size 3 tane yöntem öğreteceğim. İlk yöntemimiz geriye sayma yöntemi. Önce biz normalde çıkarma işlemini nasıl yapıyorduk onu bir hatırlayalım. 8'den 2'yi çıkaracağım. Ne diyordum? 8 aklımda. 2 elimde. 8, 7, 6. Bu şekilde ben cevabımı 6 bulup yazıyordum. Zihinden çıkarma işleminde ise şöyle düşüneceğim. Parmağımı kullanmayacağım. Geri geri gittiğimi düşüneceğim. 8'deyim şu anda. Bulunduğum yerin 8 olduğunu düşün. 2 adım geriye gideceğim. Gidelim bakalım. 8'deyim. 1 gittim. 7 bir tane daha gittim. Kaça gelmiş oldum? 6'ya gelmiş. 6'ya ulaşmış oldum. O zaman cevabımız 6 diyoruz. Ne yaptık? Parmağımızı kullanmadık. Kendimiz zihnimizde 2 tane geriye gittik. 5'ten 4 çıkaralım. Parmağımızı kullanmıyoruz. Şu anda bulunduğumuz nokta 5. 4 adım geriye gideceğim. 5'teyim şu anda. 4 adım geri gitmeye başlayalım. 5 4, 3, 2, 1. Bulunduğum nokta 1. Bakın 4 adım gitmiş oldum. Geri geriye gittik. 1, 2, 3, 4. 4 adım geri gittim ve 1'e ulaştım. Cevabım kaç olmuş oldu? 1 olmuş oldu. 5'ten 4 çıkarttım. Cevabım 1'dir. 12 eksi 3. 12'den 3 çıkaracağız. 12'den 3 geri geri gideceğiz. Hadi bakalım gidelim. 12'deyiz. Bir tane geriye gittim. 11. Bir tane daha gittim. 10. Bir tane daha gittim. 9. Toplamda 3 adım geriye gitmiş oldum. Geriye doğru saydım ve cevabımı 9 olarak buldum. Hiç yazmama bile gerek kalmadı. 10'dan 5 çıkaracağız. Yani 10'dayım. 5 adım geriye doğru ilerleyeceğim. 10 9, 8, 7, 6, 5. 5 adım geriye gittiğim zaman tekrardan 5'e ulaşmış olduk. İkinci yöntemimize bakalım. İkinci yöntemimiz birlikten birlik çıkar yöntemi. Adından da anlaşılacağı üzere birliklerden birlikleri çıkaracağız. Bir önceki yöntemimizde geriye sayma yönteminde geriye geriye saymıştık. Şimdi ise birlikten birlik çıkar dedik. 17'den 3 çıkaracağım. Normalde biz ne yapıyoruz? 17'den 3 tane geriye doğru gidiyoruz değil mi? 17, 16, 15, 14 diyoruz. Peki 17'den başlayıp da 16, 15, 14 diye gitmemize gerek var mı? Yoksa bunun bir kolay yolu mu bulunuyor? Bunun bir kolay yolunu bulunuyor. Bunun bir kolay yolu var. Nedir o? Birlikten çıkaracağız. 17'de kaç birlik vardır? 7 tane birlik vardır. Biliyorsunuz ki 1 onluk, 7 birlik. 3 ise sadece kendisi zaten birliktir. O zaman ben birlikten birliği çıkaracağım. Yani 7'den 3'ü çıkaracağım. 7 6 5 4. 3 adım geriye saydım. 4 oldu. Birliğime 4 yazdım. İşte buradaki biri de hemen yanına koyuyorum. Cevabım kaç olmuş oldu? 14 olmuş oldu. Sadece birliklerden çıkararak onluklara hiç dokunmadık. Ne yaptım? Onluğu daha sonradan yanına ekledim. 18'den 5 çıkaralım. Önce birlikleri çıkaralım. Hiç 18, 17 diye saymamıza gerek yok. Ne yapacağım? 8 birlik vardır dedim. Ondan 5 birliği çıkaracağım. 8'den 5 çıkaralım. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Birlik kısmına 3'ü yazdık. Şurada bulunan bir onluğu ise hemen 3'ün yanına koydum. Cevabım 13'tür dedim. 19'dan 7'yi çıkaralım. Birlikten birliği çıkarıyoruz. 9'dan 7'yi çıkaracağım. 9'dan 7 hadi çıkaralım sayalım. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 2 yazdık birlik kısmına. 1 Bir onluğu ise hemen yanına ekledim. Cevabım 12 olmuş oldu. 14'ten 2'yi çıkaralım. Kuralımızı artık biliyorsunuz. Birlikten birliği çıkar. 4'ten 2'ye çıkarıyorum. 4 3 2. 2'yi yazdım. Onluk olan birimi de hemen yanına ekledim ve cevabım 12 olmuş oldu. Gelelim 3. yöntemimize. Önce 10 yap yöntemi. Peki önce 10 yap yöntemini ne zaman kullanacağım? İkinci yöntemimize hemen bir bakalım. İkinci yöntemimizde birlikten birlikleri çıkardık. 7'den 3'ü çıkardık, 8'den 5'i, 9'dan 7'yi, 4'ten 2'yi çıkardık. Çünkü birlikten birlik çıkıyordu. Ama 3. yöntemime baktığım zaman 12'den 6'yı çıkaracağım bir birliğine bak bakalım 2. E burada da 6 var. 2'den 6 çıkmaz ki. Şöyle düşünün. 2 tane kaleminiz var. 2 tane kaleminiz var. 6 tane kalem arkadaşınız sizden istedi. Verebilir misiniz? Veremezsiniz çünkü sizde 2 kalem vardır. 6 kalem yoktur. Veremezsiniz. Diğer örnekte ise bakın 17'den 9 çıkaracağız. 7'den 9 çıkmaz. Birlikleri birbirinden çıkaramıyorum. O yüzden önce 10 yap yöntemini kullanmam lazım. Önce 10 yap yöntemini nasıl kullanacağım? Ona bakıyorum. Bu yöntemde amacım 10'a ulaşmak. 12'yi 10'a ulaştırmaya çalışacağım. 12'den kaç tane çıkarırsam 10 kalır diye düşünüyorum. Zaten bakın içinde kopyası var. 12'nin içindeki şu 2'yi alırsam geriye 10 kalır. Önce dedim ki 2'yi alacağım. Daha sonra ise kaç alacağımı bulacağım. Ben bunu nereden çıkarıyorum? 6'dan çıkarıyorum. 6'nın ikisini çıkaracağım önce ki burası 10 kalsın. Peki 6'yı 2 ayırdım. 6'nın İkisini aldım. Geriye kaç kaldı? 6, 5, 4. Geriye de 4 kalmış oldu. Ben o zaman 6'yı 2 ve 4 olarak ayırdım. Önce ikisini atalım. 2'yi attık. Şurada da 2'yi atmış oldum. Burada kaç kalmış oldu? 10 kalmış oldu. Şimdi 10'dan da 4'ü çıkaralım. 10'dan da 4'ü atalım bakalım. 10, 9, 8, 7, 6. O zaman cevabım 6 olmuş oldu. En başta çok karışık gözükür ama aslında çok kolaydır. Dikkatlice dinlemeye devam edin bakalım. 14'ten 5'i çıkaracağım. Amacım ne yapmak? 10 yapmak. 14'ü on 10'a ulaştırmak yani. 14'ün 10 olabilmesi için önce 4 çıkarmam lazım. Demek ki önce şu 5'in 4'ünü çıkaracağım. Peki 5'in 4'ünü çıkarırsam geriye kaç kalır? 1 kalır. Yani 5'i ne yaptım? 4 ve 1 olarak iki parçaya ayırdım. Önce 4'ü çıkarıyorum. 14'ten 4 dört çıktığı zaman şunu önce çıkardım. Zaten burada kaç kalır? 10 kalır. Şimdi de 10'dan 1'ini çıkarıyorum. 10'dan da 1 çıktı. Şu kısmını da çıkardım. Geriye kaç kaldı? 9 kalmış oldu. 11'den 6'yı çıkaralım. 11'i önce neye ulaştıracağım? 10'a ulaştıracağım. Yani önce 1'ini çıkaracağım. 6'nın da önce 1'ini çıkarmak demektir bu. 6'nın 1'ini ayırdım. 6 şöyle düşünelim. 6'ı 1'ini ayırdım. Geriye bakın 5 kaldı. 6'yı 1 ve 5 olarak 2 parçaya ayırmış oldum. Önce 1'ini çıkarıyorum. 11'in 1'i. Bakın şuradaki 1'i attım. Burada önce 10 kaldı. Şimdi de 10'dan 5'i çıkarıyorum. 10'dan 5'i çıkardığımız zaman 10, 9, 8, 7, 6, 5 kalmış oldu. Cevabımız 5'tir. Diğer kısma geçelim. 17 eksi 9 dedi. 17'den 9'u çıkaracağım. Amacım ne yapmak önce? 10'a ulaşmak. 17'yi 10 yapmak için şu 9'u önce bir 7 olarak ayırdım. Bakın 7, 7. Gördünüz mü? İçinde zaten kopyası bulunmakta. 9'u 7 olarak aldım. Peki 9'un diğer kısmı kaç olacak? 9 olması için 7. 8 9. 2 tanesini de diğer tarafa yazdım. Önce 7'sini atıyorum. 7'sini çıkardım. Şuradaki 7'yi de çıkardığım zaman 17'den 7 çıktı. 10 kalmış oldu. Şimdi de 10'dan 2'yi çıkarıyorum. 10, 9, 8. 2'yi de çıkardığımız zaman cevabımız 8 olmuş oldu. Diğer örneğimize bakalım. 15 eksi 8. Amacımız ne yapmak? 10 yapmak. 15'i 10 yapacağım. Önce 10'unu çıkaracağım. O yüzden 8'i 5 olarak ayırdım ki 10 kalsın. 8 olması için 5, 6, 7, 8. 8'in diğer kısmı da 3 oldu. Ben 8'i 5 ve 3 olarak iki parçayı ayırdım. Önce ne yapıyorum? 5'ini çıkarıyorum. 15'ten 5 beş çıktı, 10 On kaldı. Ona ulaşmış oldum. Şimdi de 3'ünü çıkaracağım. 10'dan 3'ü çıkaralım. 10, 9, 8, 7. Cevabımız 7 olmuş oldu. Evet sevgili birinci sınıflar zihinden çıkarma işlemi konumuz bu kadardı. Şu sondaki soruyu ise size soruyorum. 13'ten 7 çıktığı zaman acaba cevabımız kaç kalır? Bunu önce 10 yap yöntemiyle nasıl buldunuz? Aşağıya yorum olarak yazın bakalım. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmaya ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.